Önce planlaştığın yüceyim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahim ve rahman ismiyle başlamış olan. Allah mesela sefil olmalı mesela sefil abi tabi. Sohbete başlamış olan. Allah mesela sefil mesela sefil olmalı. Batlı Hoca'nın vekili efendim. Öbek Batlı Kapadokya'nın vekili. Öbek Batlı Hoca'nın da vekili efendim. Öbek vekili. Müziği Şeyh Mahmut Usul, Şeyh Mahmut Efendi İkfan'ı Mahmut Efendi'nin Haydabut. Ben Haydabut, Şeyh Haydabut, hakiki Şeyh'im ben. Yani bu Nuzi olarak işte 28 yaşında Şeyh'im ben. Şeyh Haydabut itibar titreyin efendim ama oraya Haydabut yazayım. Dedikodu çıkmasın, fitne çıkmasın, barakacı olmasın efendim. Düşkünden Şeyh Ocaklarının saldırısına mazut kalıyorum. Zor günler geçiyorum gerçekten. Sohbetimizi devam ediyorum. Başlıyoruz. Şimdi efendim, yılbaşı ve Noel olaylarına girdim. Mesela bu yılbaşı Noel olası batıl bir olaydı. Batıl bir kutlamadır. Yılbaşı ve Noel. Kafirlerin kutlamasıdır. Kutlanmayalım. Noel'e katılmıyor. Müslüman ülkelerinde olabilir mi? Olabilir. Abi Hicaz bölgesi Arabistan'da bile kutlanıyor sanırım. Arabistan'da bile oluyordu. Kafirlikti, kafirler yapıyordu. Müslüman birisi bu Noel'i kutlamış. Ben size bir misal vereyim bu Noel şey için. Efendim. İmam Abbas'ta ikinci bir yılın büyüdü. Bir yılın büyüdü İmam Abbas'ta. Efendim. Hindistan'da. Bir tane efendim Hintli sikaret halinde yatıyormuş, hasta halinde. İmam Abbas, o da boyalı festival varmış, boyalı pilavdan yiyor, boyalı pilav etki yapıyor festivalde. Festival etki, Hindular etkinliğinde kadar boyalı pilav yiyor. İmam Abbas da yanına varıyor. İmam Abbas da yine Boyalı pilavdan yiyor. İmam Abbas'ı o Hintli Müslüman yiyor. İmam Abbas'ı da sekat halinde Müslüman yanına varıyor. Diyor ki sen ne yaptın, şöyle şöyle oldu diyor. Evet öyle olmaz. Bilmiyorum tam. O da galiba iki kez nazar ediyor İmam Abbas'ı da. İki kez. Bu zaman kasarısı gibi Mahmut Efendi'nin daha üstün. Belki onların daha üstün. Onun gibi bir yılı büyüdü. Bir yılda o gelmiş. Bu bir yıl en büyük Mehter Aleyhisselam sana belki oldu şimdi. Nazar ediyor, diyor ki iki kez kalbi nasıl? Birinci sefer nazar ediyor, kalbinde bir kıpırlaşma olmuyor. İkinci sefer diyor, kalbinde bir şey olmuyor, gevri diyor. Sonra dönüyor, anlıyor ki, son nefese imanı zor götürüp, yani diyeceğim o ki, efendim, bu kafir merasimlerine katı Noel olsun, yılbaşı olsun yapa aynı İmam Abbas'a gelip bize nazar etmeyecek. İmanı nasıl kurtulacak? Etki yapacak son nefese de. Etki yapacak son nefese. Dikkat etmek lazım. Aynısı olabilir bakın. Sekret halinde nasıl imanı kurtulalım? Aynısı olabilir. Onun için Noel yılbaşı kafir ilacıdır. Kafirlerin kutlamasıdır. Hindi'yi de 31 Aralık'ta yemeyelim. İyi bir Aralık'ta, 30 Aralık'ta, 2 Aralık'ta, 3 Aralık'ta yiyelim inşallah. 31 Aralık kahve maaşı mıydı yapmayalım. Doğru kutlayamayalım. İsa Aleyhisselam mesela, İsa Aleyhisselam'ın yılbaşı kutluyorlardı. Bizim de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Aleyhisselam'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in efendim, Rabu evvel 12'sinde 20 Nisan'a denk geliyor olması lazım. Tam bilmiyorum tarihini. Rabu evvel 12'sinde. 571'de doğmuştu. Hicri. O tarihte efendim Muhammed Aleyhisselam'ın doğum günü kutluyordum. Biz onu kutluyordum. Onu çok Müslüman kutlamıyor yani. Çok Müslüman da onu kutlamıyor yani. Mesela 31 Aralık'ta ne yapabilir? Ne yapılabilir? Zikir çekilebilir, Kur'an-ı Kerim okuyabilir, namaz kılınabilir, fikir yapabilir. Onu yapsın, biz onu yapalım.
ibadet edin, Allah'a yönelin. Yılbaşını kutlamayalım yani. İnşallah selam. Eyvallah. Ve diyeceğim o ki sanki İsa Aleyhisselam bu kafirlere diyor mu ki gelin yılbaşı kutlayın diyor mu ki yani bir daha bu. İsa Aleyhisselam bile kıyamet günü Hristiyanlar kabul etmeyecek. Kabul etmeyecek yani. Onun için yılbaşına dikkat edip buna kafir varsa maalesef kutlamayalım. İnşallah normal hayatımıza devam edelim. Zikrimizi yapalım, namazımızı kılalım, Kur'an-ı Kerim'imizi okuyalım inşallah. İbadetlerimizi devam edelim inşallah. Fikrimizi yapalım inşallah. Günahlarımıza tövbe edelim inşallah. Bir de şu var. Bu yılbaşı bir de Noel etkinliğine, Silvestre etkinliğine katılmamak bile sevaptı yani. Onu yaparken sen yapmazsan bile sevaptı yani. O niyetli olmak bile sevaptı. Anlatabildim. Çünkü herkes yapıyor, sen yapmıyor. Sen Hazreti İbrahim oluyorsun yani. Niye? Hazreti İbrahim Halilullah oluyorsun. Allah. Herkes Hazreti İbrahim Halilullah Aleyhisselam zamanında herkes kafiydi. Sen tek başına Müslüman idin. Tek başına Müslüman kalıyorsun. Şey oluyor. Anlatabildim mi? Tek başına Müslüman kalıyorsun. Tek Müslüman oluyorsun. Gidip de ben size putu kılıç demiyorum. Put da kılmaz zaten. Ama putu kılmaz. Bizim kuvvetimiz yetmez. Benim kuvvetim. Keşke putların hepsi yıksa. Benim kuvvetim gücüm yetmez. Benim gücüm de yetmiyor. Yetinmiyor. Allah istese yetinmez. Allah istese yetin ama olmuyor. Onun için sabır etmek lazımdı. İnşallah katılmayalım. İnşallah etmeyelim. Yılbaşı bu hareketine merasimine katılmayalım. Bu... Yılbaşını yılbaşı piyangosu da almayalım. Çünkü haramdı. Yılbaşı piyangosu da almayalım, haramdı. Yılbaşı piyangosu da almayalım, haramdı. Herkesin parası vardı. Olsun, benim de olabilir. Ben bugüne kadar faiz yemiyorum yani. Yalnızca 5-6 senedir faiz yemiyorum yani. 2-3 senedir, 4-5 bildiğim bile faiz yemiyorum yani. Faiz yemiyordum. Hacı şu hocası faiz ama bakarsın bir salih Müslüman yemeyebilir. Ondan daha eftardır. Yani o da ondan daha eftardır. Sakalına bakma, gönlüne bak. Ama sakalsız da olmaz. Sünnet-i Resul durdu. Sünnet-i Resul durdu. Yine diyorum bakalım, Noel, yılbaşı, Silvestre etkinliği.